Anılmadan başlayayım mı? Baba hazır başlayabiliriz. Manamandan hanımın en yakın zamanda ödemezsen kadınının ikinci kopyasını bastırırım. Haberin olsun. Nereye bakıyor lan bu? Bu sana son ihtarım. Tamam mı? Baba yalnız elimizde kaseti yok. CD var olur mu? Olur olur. Sana demiştim lan. 1000 kamera 1000 teminotla hepinizi yakacağım demiştim. Pardon babacığım. CD de kalmamış. USB olur mu? Oğlum ne var gene lan? Görüntü var mı? Yok mu? Var babacığım. Görüntü olmaz mı? Birçok kişinin görüntüsü var. Tamam işte. Onlardan 1000 tanesini yayınlarız. Tamam babam. Emrin olur. Tamam yine bu kadar. Kaydı kes. Tamam babacığım. Kesiyorum. Ne oldu lan? Niye böyle yaptın? Babacığım sanırım kayıt düğmesine basmayı unutmuşum. Alın lan bunu. Kayıt parmağını kesin. Yapma baba. Pokunu yiyin baba. Daha gencim. Kayıt parmağımla daha çok iş yapacağım. Gencim baba. Kurban olayım baba. Baba yapma baba. Baba kurban olayım baba. Baba! Bütün biz roman müptezeliler de bizim oluyor. Hayırdır baba? Godfather'ı mı çekiyoruz? Kimi çekiyoruz? Bak ya yine yanlış yere baktı. Neyse boş ver baba. Biri var arazini ödemiyor ne yapalım? Nerede lan o şimdi? İçeride baba bu tarafta. Yürümün hemen içtin. Nasıl vermiyormuş? Ne biçim baba lan bu? Allah'ım yarabbim yarabbim. Gel buradan gel. Baba buradan. Yönümün lan boynunu. Hızlan. Baba adamın ağzını kapatmışız. Dur ben açayım da konuşsun. Konuş. Baba dinliyor seni. Hızlan dinliyorum. Vallahi baba param yok. Bokunayım ne olur yapma. Baba dur. Hesapları karıştır. Bu hesap makinesi. Al silah buradan. Oraya ver. Buraya. Tamamdır baba. Kadırgalıyı akladın. Allah tasiratını affetsin. Manası yokmuş. Bütün kafeler dolu. Lokantalar dolu. En pahalı telefonları bunların. Mamaya gelince para yok. Nah yok. Haklısın baba. Sonuna kadar katılıyorum sana. Yok konuşma lan. Birini bulun. Cinayet üstlensin. Baba. Kokun iyi baba. Cinayeti ben üstlenirim. Bana ver babam. Kurban olayım sana. Tamam. Sen üstlen. Kim lan mayama yılan gibi dolanan? Allah razı olsun büyük babam. Allah razı olsun. Söyleme hanım. Hazırında ne istedin benden? Estağfurullah babacığım. Ne isteyeceğim senden? Ben içerideyken aileme bak yeter. Bakarız. Onlar şey mi? Baba, babacığım. Bir tane kızım var. Okutmanı istiyorum. Ama okuduktan sonra yurt dışına gitsin. Yoksa burada bir boka yarayamaz. Babacığım. Göbeğine kurban. Tamam başka. Estağfurullah babacığım ne demek başka? Babam benim eşim çok rahatsız. Onu ameliyat ettirsem var ya 50 yıl yatarım babam. Tamam lan mantığını unutma. Kabul etme. Niye kaç göz yapıyorsun lan bana? Mamanı hiç mi koyuyorsun? Baba kabul etme. Bunlar çok büyük masraflar. Ben koskoca mafya mamacıyım. Bunlar bana vız gelir. Hız inen. İyi o zaman sen bilirsin baba. Bakalım nasıl vız geliyor tırız gidiyor. Daha hadi gidelim. Baba! İnşallah cinayeti bana verirsin baba. Tek çıkış yolum bu lan. Merhaba müdür bey. Bir kız çocuğunun yıllık okul masrafı ne kadar tutar acaba? Efendim öncelikle özel okulumuza hoş geldiniz. Hemen size bir maliyet çıkartıyorum. Özel okulumuzun 12 ay boyunca açık kalması münasebetiyle bir ayı da düştüğümüz zaman 11 ayın sultanıyla beraber toplamda hepsini çıkarttığımız zaman 90 bin liracık çok ucuz bir hesap çıkıyor. Bu ne lan? Sen daha dur bu ne ki? Ne diyorsunuz beyefendiciğim? Yeni üye kaydınızı yapalım mı? Yok kalsın kızlar okuyupta ne olacak? Ne diyor? Gerek yok. Sanki kızlar okuyup da ne olacakmış diyor. Anladım beyefendiciğim. Aslında size birazcık bir indirim yapacaktım ama siz onu anlatmıyorsunuz. Ne dedi lan bu? Nereye bakıyor bu? Oho sanki ben oradayım. Vallahi ben bunu yıllardır çekiyorum. Kendimi iki kişi zannediyorum. Bir orada bir burada. Ben ne bileyim? Bizim bir hastamız var doktor bey. Ameliyat olmak yine gidiyor. Beyefendi ben burada. Bakar mısınız? Ne diyor bu? Bizim bir hastamız var. Ameliyat olması gerekiyor diyor. He, anladım. Malum
Devlet hastanesinde doktor olmadığı için özele geldik doktor bey. Bizde en ucuz ameliyat masrafları tetkikler hariç 150 bin ile 250 bin arası. Aynen şu arkadaşın gözleri gibi gidip geliyor. 150 bin ile 250 bin arası mı? Yuh! Öyle demeyin beyefendi. Ben de tahmin olarak söyledim. Bir de öyle doktora yuh muk yakışıyor mu? Zaten az bulunuyoruz. Hı, anladım. Tahmini olarak diyorsun yani. Daha ne onun olabilir? Yine ne dedi? Vallahi bu sefer ben de anlamadım. Patron, bir daha desene. Yani tahmini olarak dediniz değil mi? Demek ki daha ucuz olacak. Vallahi doktor bey ucuz mucuz bir şeyler dedi ama ben de tam anlayamadım. Ne ucuz efendim? Ben tahmini olarak söyledim. Daha fazla tutabilir. Ne? Anlamadım lan. Yürüyorum gidelim. Yoksa ben ameliyatım olacağım. Anlamıyorum. Bu sefer ne dedi? Çok pahalı. Eğer bu parayı ödersem ben ameliyatlık olurum diyor. Ne münasebet efendim? Hiç pahalı olur mu? Sudan ucuz. Yine gidelim gidelim. Yoksa deli olacağım. Patron, hani masraflar bana vız gelir demiştin? Ne oldu? Oğlum bu ne lan? Her şey bize vız diye giriyor. Ne dedi, ne dedi? Ne diyecek? Her şey o kadar pahalı ki fiyatlar bize böyle vız diye giriyor. Baba! Babacığım, cinayeti bana vereceksin mi baba? Benden sır çıkar, sen çıkmaz. Kanından kaçılmaz. Gidin baba. Aynen lan. İzin vermedim sana. Aslan baba. Aslanım değil mi? Tabii aslan. Hayır mı? Niye babacığım? Neden olacak? Bu ekonomik krizde senin isteklerini kabul ederse baba, sen içeride mafya babası olursun. Baba ise dışarıda babacık olur. Baba, babacığım, babacığım silahı ver. Verin baba. Ver lan silahımı. Aha, babacık düştü. İkna edebilirsem ben üstlenirim. İçerideki şartlar dışarıdan daha iyi. Zaten dışarıda şart var diye bir şey kalmamış. Ulan bir umudum bu kalmıştı, bu da elden gitti, iyi mi?